Gelen maillerin arasından cevaplayamadığımız birkaç benzer şöyle mailler içeriyor. Kesinlikle isim kullanmıyorum, olayları tek tek vermiyorum ama bunların çoğu genç kadınlardan geldi. Bir süredir de geliyordu ben bu mailleri kontrol ederken. Babalarının annelerine şiddet gösterdiği için sürekli kaygı yaşadıklarını, bu farklı hikayelerden derliyorum, hatırlatıyorum. Üniversiteye gitmek için annesini yalnız bırakmaktan korkanları, hiçbir şekilde erkeklere güvenemediğini çünkü kendisine şiddet uygulayacağını düşünenlerin, bu şekilde ne yapması gerektiğini bilmeyen bir sürü genç kadından mail geldi. Biz bunlara cevap veremeyiz. Her zaman uzmanlarla görüşülmesini, bir psikolog desteğinin alınmasını söylüyoruz. Fakat bunların yanı sıra hatırlatmak isterim ki bunu bir psikolog olarak belki şu anda hatırlatmak isteyeceğim bir şeydir. Sorunlu sistem, sistemde böyle oluyor, erkekler böyle yapıyor. Biz tabii ki bunları tepkileri yaşaman normal. Git bir destek al'la sadece söylemeyeceğim. Kesinlikle bu normal değil. Sistem de normal değil. Bu yüzden biz iyileştiriyoruz kendimizi ama bunu kabullenmek zorunda değiliz. Bütün bu sorular gelince ben de size şunu sormak istedim. Hocam biz neden şiddet gösteriyoruz? Şimdi öncelikle var, yani bu kesinlikle çok yoğun olarak var. Çünkü şiddetin mantığına baktığın zaman, bu arada hayvanlar aleminde tanım itibariyle şiddet göremezsin. Hayvanlar aleminde vahşi kavgalar, avlar efendim vardır ama şiddet başka bir şeydir. Şiddet çaresizliğin bir dışa vurumudur. Kim için? İnsan için bahsedebileceğimiz bir şey. Şimdi hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa diye bir söz var. Evrimsel biyolojideki öyküye, bugün baskın olan kabule bakarsan, yani biz insanlar olarak neden mesela böyle bir dil yeteneği geliştirdik diye. Ağaçlarda yaşayan uzak insan ataları savanlara, yere indikleri zaman, bu mesela maymunlarda çok gelişmiş olan bakar bakmaz dünyanın fotoğrafik, böyle ancak savantların yapabildiği detaylı bir analizini yapıp hemen düşmanı ya da besini ya da bilmem neyi, ondan fazla şeyin yerini aynı anda tespit eden bir zihinsel becerileri var onların. Bizde o yok mesela. Hikaye şu: biz o beceriden feragat ederek bizi hayatta tutacak en önemli araçlardan birisi olarak dili geliştirmişiz. Çünkü dil yeteneğiyle bu örüntü tanıma yeteneğinin yaklaşık beyindeki işlevsel ağları aynı. Ve dolayısıyla biz bu ağları avcının yerini tespit etme işinden çok kendi aramızda anlaşabilecek kompleks bir dil geliştirmek için kullanıyor gibi gözüküyoruz. Tabi bazı genetik modifikasyonların bunda çok etkisi var ama neticede olan şey, insan zorluklara karşı konuşarak, birlikte hareket ederek savunma stratejileri geliştiriyor. Evrimsel olarak onu avantajlı kılan en önemli tarafı bu. Şimdi hayattaki şiddete bakın, yani insanların birbirine uyguladığı şiddete bakın. Futbol maçına gidiliyor. İşte bir maç, yani bu sonuçta bir oyun. Ve bu oyunun sonuçta insanlar birbirini öldürebiliyorlar. İşte trafikte bir şey oluyor. Araba yok uzun kornaya bastı, yok arkadan çarptı ya da bir hareket yaptı diye inip adamın kafasını gözünü kırabiliyor. Hatta öldürebiliyor. Yani buraya kadar varan vakalar var. Şeyi düşünün, daha böyle ciddi gözüken sosyopolitik, işte ülkeler arası meseleleri. Yani savaş tamam, anlaşılabilir bir şeydir. Kaynakları korumak ya da bir yeni kaynakları ele geçirmek için zaten bütün primatlar yapıyor. Tamam, bizim de yapmamız tuhaf değil ama ya savaş içinde mesela birkaç milyon insanı gaz odalarında yakmak nedir? Onlara işkenceler yaparak derilerini yüzmek, canlı canlı onların tepkilerini kaydetmek nedir? Çünkü orada sizin artık İnsanlık denen şeyin tanımına karşı o kadar çaresiz bir sapmanız var ki, bir şeyleri öldürerek temizlemek, onlara karşı, hatta onlara acı çektirmek istiyorsunuz. Çünkü gerçekliğe karşı çaresizsiniz. Yani bütün bunlar sizin dünyadaki gerçeklikle baş edemediğiniz durumlarda diğer insanlara ya da nesnelere, illa insana olmasına gerek yok. Bir ara hiç unutmayayım, bir sokak gösterisinde ağaçların altındaki laleleri sopayla parçalayan bir eylemcinin şeyi vardı mesela. Hani laleleri koparmaya çalışıyordu. Sonra onu çekmişler. Çok ilginçtir. Hıncını oradan almaya çalışıyor. Bak, o hınç dediğimiz şey, o öfke, evet, çaresizlikten geliyor aslında. Yani şiddet uygulayan çaresizdir dedi mi, sanki çaresizliği mazur göstermeye çalışıyormuş gibi bir anlayış geliştiren de oluyor. Hayır, öyle bir şey değil. İnsanın çaresiz kalması aptallıktır. İnsanın kendisini, özellikle bir başka insanla ilişkisi, diğer insanlar ilişkisi konusunda böyle çaresiz düşürmesini sağlayacak olan tek şey zihinsel olarak kendisini bu konuya hazırlamamasıdır. Yani zamanında gerekli yatırımı yapmamasıdır. Gelişimsel yolculuğunda üzerine düşeni yapmamış olmasıdır. Ve dili yetmediği için şiddete başvurur. Dolayısıyla şiddet hadiselerinin büyük bir kısmı kontrolsüz öfkenin davranışa yansımasından oluşuyor. Ve bu, bir çaresi olsa o kişinin, başka bir yolu olsa tevessül etmeyeceği bir yer. Çünkü öfke ve şiddet her zaman insana, yani negatif bir sonuç olarak dönüyor. Bunun için azıcık aklının çalışması yeter. Şiddet hali için, cinnet hali dediğimiz hal için
aklı yitirmek gerekiyor. Yani aklı geçici bir süre askıya almak lazım. Dolayısıyla acık aklı olanla çok bağdaşabilir bir durum değil. Özellikle aile içerisinde kadın erkek arasındaki bu şiddete dayalı meselelere baktığınızda en büyük sorunun kişisel çaresizliklerden kaynaklandığını görüyorsunuz ama çaresizliklerin nedeni genellikle kişisel değil. Kanunlar, gelenekler, toplumdaki kültürel kalıplar, insanların hiç kendilerine uygun olmayan tarzlarda davranmaya zorlanmaları, onlara taşıyamayacakları sosyal roller yüklenmesi, erkeklik rolü, kadınlık rolü ve bunların patolojik versiyonlarının kafamıza, beynimize, gönlümüze boca edilmesi bizi kafası karışık, karşımızdaki insanın rolü konusunda ve kendi rolümüz konusunda kafası darmadağınlık insanlara dönüştürüyor. İletişim düzeylerinde sağlıklı bir iletişim sağlayamadığımız zaman günlük doğal iletişim düzeylerinde dolayısıyla iş şiddete kadar gidiyor. Ben her zaman toplumda tekrarlayan yani bir örüntü haline gelmiş olan şiddet eylemlerinde failin genellikle yani sorumlunun genellikle fail olmadığını söylerim. Fail genellikle olayın kurbanıdır. Çünkü sistem o suçu işlemesine izin vermektedir ki bu suç sürekli tekerrür etmektedir. Şimdi bizim sistem işte karnından sıpayı sırtından sopayı lafının gezdiği bir sistemdir mesela. Bu ataerkil kırsal kültürde espri olarak belki hani gülümsettirebilir oradaki insanı. Ama artık bu zamanda, artık bu kalabalıkta, artık bu hayat yükünün karşısında espri dahi olsa insanların aklında gerçekle uygun olmayan, hilaf-ı hakikat bir imajın oluşmasına ve davranış kalıplarının ortaya çıkmasına sebep olur. Mesela koca kadınından itaat bekler. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Köle miyiz biz? Ya da işte bir satın mı aldın? Bir senet mi imzaladın? Ya da efendim erkek şöyle olmalıdır, kadın böyle olmalıdır gibi mesnetsiz imajlar zihnimizde. Şimdi bunların hepsi birbirlerine normalde bir aile ve sevgi bağıyla bağlı olması gereken insanların arasında, onların kalpleri arasında beton bloklar gibi yerleşiyor. Ve bu insanlar yakınlaşamıyorlar. Yakınlaşamayınca birbirlerini anlayamıyorlar. Anlayamayınca vahşi hayvan terbiye etmeye çalışır gibi yöntemlere maalesef tevessül ediyorlar. Aile içinde bu kadar yaygın karşımıza çıkan bir şey de suçlu, geleneksel, konfor alanı oluşturan sistemdedir. Biz eğer düşünerek, kendimizi sorularla meşgul ederek, ya bir dakika anamdan babamdan böyle gördüm, çevremde böyle yapılıyor ama benim böyle yapmam mantıklı mı diyerek bu kalıplar üzerine sorgulama yapmasak aynı tongaya günün birinde muhakkak biz de düşeceğiz. Kültür Matrix gibidir. Varlığını fark etmezsiniz ama her yerde içinizdedir. Diyor ya vergilerini öderken işte bir bara gittiğinde bilmem ne yaptığında Matrix hep oradadır diyor ya Morpheus Matrix filminde. Kültür böyle bir şeydir. Her an her yerde davranışlarınızı yöneten bir arka plan senaryosu gibi çalışır. Aklımızı kullanıp da biz aga ne oluyor ben bunu niye böyle yapıyorum bu toplumda niye bu kadar şeyler oluyor diye düşünmeye başlamazsak ve bunu davranışlarımızda deneyerek düzeltmeye gayret etmezsek maalesef işin sonu hem toplum açısından hem bizim açımızdan hazin olacak. Şiddet, insanı gerileten, eski dilde tedenni ettiren vasıflardan biridir. Şiddet, öfke, kin duygularını kontrol edebilmek insaniyette yükselmenin alametidir. Dolayısıyla seçim beğenin alın. Hangi tarafa gitmek istiyorsanız ona göre hareket edebilirsiniz. Bu arada şiddete ortam hazırlamakta şiddetin bence en büyük paydaşı olmaktır. Görmezden gelmek, cinsiyetçi söylemleri desteklemek, düşünmeden konuşmak. Çünkü düşünmeden konuştuğunuzda kültür ağzınızdan dökülür. O bebeklik yaşlarınızda zihninize adeta böyle asitle yakılır gibi işlenmiş olan kültürel kalıplar biz düşünmediğimizde ağzımızdan dökülmeye başlar. O yüzden mesela hafif alkol alınca insanlar biraz karakter değiştirirler. İçlerinden bir şeyler çıkar. Orada insanın genellikle kültürel altyapısının ne olduğunu görürsün. Ya da panik halinde ya da çaresizlik halinde. O yüzden demişler ya insanın en zor görevi kendisiyle çalışması, kendisini geliştirmeye gayret etmesidir diye. İşi gücü bırakıp bununla uğraşmak lazım bence. Şunu eklemek istiyorum. Biraz önce dedik ya güzel olan davranışın her zaman göz önünde bulundurulması bu davranışı arttıracaktır diye. Bazen hatırlatmak gerekir bu davranış göz önünde olmadığı için veya çok alışılmış olduğu için. Sizin davranışlarınıza bizim kitlemiz, bizi takip edenler alıştı. Yeni takipçiler de alışıyor. Fakat ben altını çizmek istiyorum bir şeyin ve teşekkür etmek istiyorum. Belki bu cinsiyetçi söylemlerin yıkımında, kadın erkek ayrımındaki söylemlerin yıkımında sizin anlattıklarınız çoğu insana farkındalık kazandırıyor. İnşallah. Ben bunun adına teşekkür ediyorum. Anlatmaya çalıştığım başta bana şeyleri kazandırsın sonra herkese. Önce benim kazanmam evet lazım. Ben o eksiğim için çalışıyorum. Kimse lütfen kendini tam görmesin bu işlerde. Öyle bir şey yok yani. Bu da zaten bizim benim teşekkür etmek istediğim unsur. Oldu değil, hep olmaya devam eden olarak devam ettiğiniz için. Ve şimdi yeni soruma geçiyorum. Aklıma hemen bir şey getirdin, not alıyorum da bakayım şimdi.